soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hurt you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Till you're so crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be in. A working class hero is something to be in. When they judge and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You could jump through religion or sex into your being. And you think you're so clever and classless and free. But you're still peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Nekire. Tarih 1889, Londra. Yağmurlu bir günde, yoksulluk içinde bir evde Charlie doğdu. Baba yok, elde yok, avuçta yok. Annesi ses sanatçısı Charlie Spencer Chaplin. Ve maalesef iki çocuğunu şarkıcılık yaparak geçindirmeye çalışırken ciğerleri hastalandığından bir gece sesi çıkmayı verir. İşe götürdüğü küçük oğlu Charlie daha 6 yaşındayken annesinin şarkı söyleyemediğini görünce çok iyi bildiği şarkıyı sahneye kendini atarak söylemeye başlar. Kalabalıktan büyük alkış alan bu küçük afacan maalesef sadece o günü kurtarır ve annesi bir daha çalışamaz. Çocuklarına pişirecek yemek bulamayan Spencer Chaplin kirayı da ödeyememektedir. Bu yokluk içinde sonu hüsran olan bir hikaye. Charlie Chaplin abisiyle beraber annesinden alınıp bakım evine gönderilir. Annesi de düşkünler evine. 16 yaşına gelen Charlie geri döner ve annesini aklını tamamen yitirmiş olarak bulur. Tiyatro sanatçısı olarak yaşamaya karar veren Charlie Chaplin kapı kapı gezer. 2 yıl boyunca küçük roller alır ve daha sonra vücudunu kullanma yeteneği inanılmaz bir mizah gücünü ortaya çıkartır. Kısa sürede ünlü olur. Bir tiyatro sanatçısı olarak kulislerde 20 kadınla beraber soyunup giyinirken bir tanesine aşık olur. Evlenmek için planı yapar ve teklif etmek için de bir akşam yemeği organize eder. Ve maalesef müstakbel eşiyle beraber gittiği restoranın kapısından Londra'da içeri alınmaz. Çünkü oyuncudur. Oyuncular öyle her yere alınmaz o devirde. 20 yaşına geldiğinde şansını
yeni dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ne denemek ister. Amerika'ya gider. 2 hafta içinde sessiz filmle ilgili her şeyi öğrenir. 3 hafta sonra montaj yapmaya başlar. Ve 4. hafta kendi filmini çekmeye hazırlanır. 1 yıl içerisinde 20 film çeker Charlie Chaplin. 30 yaşına geldiğinde 60 filmi vardır. Toplamda 81 film çeken Charlie Chaplin tez zamanda kendi stüdyosunu kurar. Büyük ilgi görür, çok para kazanır. Ve bir gün hayatındaki her şeyi halletmişken, güzel kıyafetleriyle harika bir arabaya doğru tam binecekken yanında güzel gece elbisesi giymiş tatlı bir kadınla uzakta 5-6 kişi görür. Üstleri yamalı, eski, çaresiz ve eski haline çok benzettiği fakirlikteki insanlığa görür. Bir tanesi Charlie Chaplin'in yanına yaklaşır ve der ki, imza verir misiniz? Charlie Chaplin para isteyeceğini zannetmiştir ve der ki hatırasında, keşke para isteselerdi. O gün bir uyanış yaşar ve halk için bir şeyler yapmaya karar verir. Artık ezilmişlerin, sesi çıkmayanların, düşkünlerin sesini filmlerinde duyuracaktır ve Amerikan polisine tekme atan göçmen sahnesini yazar. Bu çok büyük bir tepki görür. İyice siyasal yaşama eleştiriler de barındıran filmler yaptıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin, hele o yıllarda, hiç hoşuna gitmez bu tavır. Komünist olmakla suçlanır. Londra seyahatine giderken evine bir daha dönmemesi gerektiğini anlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Charlie Chaplin'i kovmuştur. Tam Nazilerin bayrağının Avrupa'da sallandığı yıllarda Nazi karşıtı görüşleri ve Büyük Diktatör filmiyle iyice tepkileri üstüne çekince bir daha film çekemez. Aradan yıllar yıllar geçer. Küskün bir şekilde İsviçre'de yaşarken 1972 yılında bir haber gelir. Oscar alacaktır. Kovulduğu Amerika'ya davetle geri döner. Yaşlı bir adam olarak Charlie Chaplin 1972 yılında Oscar töreninden önce kuliste beklerken der ki eşine, çok üzüntülüyüm. Neden der eşi, şimdi onurlandırılacaksın. Hayır, ben bu kalabalığı, bu güzel insanları hep kahkahalara boğdum. Şimdi ise yaşlı bir adam olarak onların merhametine kaldım. Sir Charlie Chaplin Oscar ile onurlandırıldıktan sonra 75 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından Sir ilan edilir ve 1977 yılında bütün ailesi yanındayken yılbaşı gecesi vefat eder. Charlie Chaplin'den bize kalan son laf ise, efendim, mizah yaşama gücümüzü ayakta tutar ve aklımızı korur. Su olsam, ateş olsam. Charlie Chaplin'e ve bıraktığı sonsuz esere, bize anlattıklarına saygıyla efendim.